Bölge bölge yaptırıyor. Akdeniz anemisi var. Anemi, guatr tarzı şeyler herhalde. Yedikleri o farklı çocuklara lahana vesaire mısırın tahminen onlar sayılır. Ayrıca Akdeniz anemisi ülkemizde en fazla görülmez. En fazla gören hastalık bir cekini sebebi neymiş var mı? Kansal bozukluk olduğu için nesillerle aktarıyorum. Kansal bir hasta. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördüm. Karstik arazi. Evet. Şimdi hocam, yaklaşık 1,5 seneden beri bu proje üzerinde çalışıyoruz. Projemizde anlatmak istediğimiz şey aslında biz normalde geleneksel yüz yüze eğitim görürken pandemi süreciyle birlikte online eğitime geçtik. Online eğitime geçmiş olmamızla birlikte ekranlara ardından fazla bakmaya başladık. Bunlar ben çektim Antalya'dan. Ben çektiğim görüntülerle videolar hazırladım. İyi yönde de kullanılabileceğini anlattım. Özellikle bu coğrafyada yaptım. Evet. 1,5 senedir hala arkadaşımız bizlere Instagram ağırlığı şeklinde sorular atıyor. Aralık 2019'dan beri. Her gün 3 tane. Aynen. Yok, hayır. Soru gönderiyoruz. Instagram üzerinden soru gönderiyoruz. Video yöntemiyle de sınavdan önce videolar atıyorum, pekiştirme yapıyorum, canlı yayın yapıyoruz. Ve not ortalamaları da çıktı. İki tane iPad yaptım. Küçük sınavlarda. Aslında biri Instagram'da, biri de YouTube'dan atmış olduğu, Metrojöpüs'ün eşliğinde atmış olduğu videolardı. İlk yapmış olduğumuz anketi, bu atılan soruların içerisinden en güzel bir tanesini seçtik, hazırladık. Size arkadaşlarımız 9, 10, 11, 12 arkadaşlarımıza gönderdik. Senlerden bunları cevaplamadan yanıtlamalarını için kitaptan direkt alamadım. Öğrenciye çizdirdim. Ve kendi çektiğim videolarla da hazırladım. Ne kadar izlenme şeyimiz var hocam? Çok izlenmiyor. O konuda çok yaram var hocam. Cidden çok yaralıyım. Öğrenciler çok ilgi gösteremiyor. Göstermediler. Yani bu ben... Yapacaksın diyorsun. Tanıtım yapmayınca. Tanıtım yapıyoruz hocam. Cidden moralimi çok bozdular hocam. Hani şevkimi kırdılar. Yılmak yok hocam. Yani ben bir videoyu 10 günde hazırladım hocam. Çünkü o şekli bulmak, telifsiz, hani şu haritaları hazırlamak, evet benim. Biraz şey dedi hocam, bu pandemiden çıktıktan sonra çocukları adapte etmekte çok kısa bir süremiz olduğu için... Ben çok üzülüyorum. 9 ve 10. sınıflara yaptık tekrardan bir anket ve bu ankette de videolarla hakkında yaptık. Aslında videolar çok işe yarıyor. Çünkü burada hocam burada not ortalamaları da belli. Not 79, izleyenler, izlemeyenler 61 aldı. 10. sınıflarda da 68, 54 aldı genel itibariyle. Yani notlarına yansıdı izleyenlerin. Aslında izlense çok da faydalı bir şekilde olmuş olacaktı. Ama arkadaşlarımız tabii katılanlarla katılmayanlar arasında da bir fark çıkmış oldu burada. Evet. Yani izlemeleri gerektiğini öğrendiler sınavda. Evet, teşekkür ederim hocam. Siz devam edin. Yılmaz yok. Kaynak kurma konusunda sıkıntı çektiniz mi? Hayır hocam. Daha çok nereden
nereden geliyor? Çok hastanelerin bazı alanlarda çok fazla çalışma yapılmamış olabilir. Aynen. Çalışma yapanlar da yaptıkları çalışma o kadar çok gereksiz, doğru olmayan çok şey düşün. Yeri ise onu bir süzer. Yani çalışma niteliğinde olup da bu sonuçlara gidilmiş olan ürünlere sınırlar. Google School veya Google Academy. Hangisi yazarsınız? Onda birkaç tane araştırma yaptık da mesela sadece İzmir'de Guatır il alıyor. Bölge olarak değil de neden İzmir Menemen'de Guatır var mesela? Su özelliklerini, şeyleri, onları daha çok daha ayrıntılı. Genel çapta değil de birebir hani öğrenci tezi oluyor. O yazmış. Onlar da daha çok. Dört arkadaş olarak değil mi? Dört mü beş olarak? Beş. Arkadan çiftçi. İnce yazılmış. Aha. Yanlış yazılmış. Danışman öğretmenimiz hocam sizsiniz. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte elektronik çalışmaya öncülük ettiği ve size vakit ayırdığı için. Sizlere de tebrik ediyoruz bu çalışma için. Yarınlarda, gelecek zamanlarda, farklı ortamlarda ve nerede olursanız olun araştırıcı, doğru sonuçlara götürebilecek çalışmaların içerisinde olduğunuzu öneriyoruz. Bu çalışmalar önce sizi, sonra da ülkemizi bir yerlere taşıyacak. Araştırırsak buluruz, araştırmaya ihtiyata hiçbir şey yok. Bir de o doktor mesela atandı, yeni atandı. Artvinli, Bursa'ya taşınıyor ve anemi çıkıyor. Sonra doktor diyor ki, hani nerelisin? Artvinliyim. O zaman Akdeniz ateşi. Yani doktorun coğrafyayı iyi bilmesi gerekiyor. Hangi yörede hangi hastalığın olduğunu bilebilmesi gerekiyor ki bizim de fikir kaynağımız o oldu açıkçası. Doğru. Yani bu amaçla. Yani bu insanımız açısından da önemli. Böyle bir rahatsızlığı basit görmeyip aynen, aynen. Hemen kontrolünü yaptırması gerekiyor. Aynen. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam, siz? Kaç tane abla? Üç. Üç kişi. Projede de üç kişi değil mi? Evet. Projenin içerisinde de var. Projenin içerisinde biz social geography yani sosyal coğrafya olarak çoğunlarız. Ve burada yapmak istediğimiz şey aslında gelenekler yani yüz yüze eğitimden biliyorsunuz ki pandemi sürecinde. Soru atıyoruz hocam. Sorulardan biri. Instagram'dan soru atıyoruz. Üç soru şeklinde sorular attı ve bizden cevaplamamızı istedi. Ve Mayıs ayında yani 21-29 Mayıs arasında da bu sorulardan 40 tanesini seçerek bir tane attık. Bu herkese 9, 10, 11 ve 12 arkadaşlarımıza gönderdik ve çözmeleriydi. Onların çözümüyle birlikte grafikler çıkardık, grafikler tasarladık ve bu grafiklerde aslında bir nevi faydalı olarak kullanılabileceğini görmüş olduk. Çünkü arkadaşlarımızla da coğrafya konusunda çok yardımcı olduk. Evet. Sonrasında bu senenin başıyla itibaren Betül hocamız bizlere arkadaşımızın da resimleriyle birlikte... Telif sorunu olduğu için şekiller çizdirdim YouTube'da. Evet. Hani onların çizimiyle anlattım. En doğru söylenir. Aha. Bu resimlerle birlikte bizlere yani 9'da 10. sınıflara videolar çekildi ve bu videoları YouTube onları kendi çekimlerimi koydum. Ve daha sonrasında bizden izlememizi istedim. İzleyen öğrencilerimiz ve izlemeyen öğrencilerimiz arasındaki farkı çıkarmak için de sınav sonuçlarıydı. Sınav sonuçları da aslında bu şekilde farkı görmüş olacağız. İzleyen öğrencilerimiz not ortalaması artarken izlemeyen öğrencilerimiz ya sınavını kaldılar ya da daha düşük not aldılar. Evet. Bu tabii kaçınılmaz bir sonuç.
tam koşulları ne olursa olsun, evet, sizler yapmak istiyorsunuz dediğinizde yapılabiliyor. Yapılmadığı zaman da işte zaman öldürüyor. Ondan sonra sınavlar bizde geldiğinizde neden onlar başarısız da bunlar başarılı? Orada farklı siz yakalamışsınız. Hayatta başarılar bile bundan sonra daha güzel olur. Öğretmenimle de teşekkür ediyorum size. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.